Selamlar. Ben yine farklı bir şehre geldim arkadaşlar. Önceden belirtmiştim. Tucumán diye bir şehre geldim. Burası Tucumán eyaletinin aslında başkenti olan San Miguel de Tucumán şehri. Vallahi şehir hakkında çok fazla bilgim yoktu açıkçası. Sadece işte arkadaşım önermişti önceden. Ona istinaden uğradım. Hem de benim yol üstünde kalıyordu. Bir de böyle yol üstünde olunca farklı şehirlere uğramayı seviyorum. Yollar burada genelde uzun olduğu için farklı şehirlere uğruyorum. Hem farklı yerler görmüş oluyorum hem de yolu bölmüş oluyorum. Daha iyi oluyor benim için de. Şimdi size kaldığım hosteli göstereyim. Şöyle bir yer. Şurası da bizim çatı katı gibi. Evlerin çatıları. Büyük şehir burası. Öyle ufak bir yer değil. Hatta şöyle söyleyeyim, Arjantin'deki en büyük 5. şehir Tucumán. İşte Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza'dan sonra gelen 5. şehir. Burası böyle barbekü alanı. Genelde Arjantin'de böyle teras katları vesaire oluyor. İnsanlar burada et vesaire yapıyorlar. Ya aşağıları falan göstereyim size. Hostel genelde boş, o yüzden çekim yapacağım. Sahibinden izin aldım. Dedim gösterebilir miyim? Sıkıntı yok, göster dedi. Ve duvar çizimleri falan var. Bu kuşlar bazı yerlerde görmüştük de işte sinek kuşu. Öyle mutfağı, banyoyu vesaire gezdirdim size. Burası ortak oturma alanı. Hosteller genelde Güney Amerika'da benzer zaten. Şöyle banyolar. 3-4 tane böyle yer var. Bazı hostellerde şey oluyor arkadaşlar. Banyoyla duş aynı yerde oluyor. İkisi aynı yerde olunca bu sefer birisi duşa girince banyoya giremiyorsunuz falan. Duş da bu şekilde. Temiz bir yer ya, ben sevdim yani. O yüzden bir sıkıntı yok. Bana yeterli yani böyle yerler, böyle söyleyeyim. Çok bir beklentim olmuyor zaten. Şurası mutfağımız. Aynen. Mutfakta da böyle işte şeyler yapılıyor falan filan. Odayı göstereyim size. Millet dışarıda genelde, o yüzden genelde birileri olunca çekim yapmayı sevmiyorum ama dışarıda herkes. Ben böyle bir yatakhanede kalıyorum. 8 kişilik bir yatakhane. Şurası benim yatağım. Çantayı falan bıraktım. Önemli eşyalarının olduğu elektronik çantamı kilitli dolaba koydum. Hostel bir de şöyle şey verdi bana. Şehir haritası verdi. Burada çıkardım şeyleri. Birazdan dışarıya çıkacağız. Şehri falan gezeceğiz işte. Neler ne var, neler yok, onlara falan bakacağız. Şunlar iyi oluyor hostellerde işte, tam yatağın yanında prizler her yerde olmuyor. Bu geçen kaldığım yerde yoktu mesela. Dışarıda şarj etmen gerekiyor falan. Dinlenemiyorsun falan, böyle planlayamıyorsun. Şu perde olayı falan da iyi oluyor. İstersen kapatıyorsun perdeni falan filan. Böyle yani Güney Amerika'da aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde hosteller. Ortak alanı kahvaltı da dahil buraya. Buraya günlük ne kadar veriyorum? 2700 Arjantin pesosu. Kahvaltı sabah burada oluyor. Ben bugün geldiğim için genelde check-out yapacağınız günün kahvaltısını veriyorlar sadece. Çok fazla bir şey yok ama çay kahve vesaire de ücretsiz. Onları da buradan alabiliyorsunuz. Burası da resepsiyon kısmı. Şöyle göstereyim size. Güzel bir yer. Hola. Şurası da ortak oturma alanı. Böyle bilardo seti falan filan var. Bu geçenki hostelde falan da vardı. Böyle ortak alanlar genelde iyi oluyor arkadaşlar. Gitar falan filan var. Geçen yerde de vardı mesela. İnsanların kaynaşması bakımından hosteller böyle şeyler yapıyorlar genelde. Gelsin insanlar, vakit geçirsin, keyif alsın kaldıkları yerden diye. Burası da bizim hostelin olduğu ana cadde. Karşısı polis ofisi. Policía de Tucumán. Caddeler böyle arkadaşlar işte. Ya dışarıda bilmiyorum ne kadar sağlıklı çekim yapabilirim. Çünkü açıkçası söylemek gerekirse bana çok tekin gelmedi. Yani bugün otogardan yürüyerek geldim ben. Hostele yarım saat falan yürüdüm. Sokaklarda görme şansım oldu. Yani böyle bir şey hissettim. Bir tedirgin hissettim açıkçası kendime. Her köşe başında da şey var. Polis var genelde. Yani insanların tutum ve davranışlarından zaten şehrin güvenli olup olmadığını az çok 3 aşağı 5 yukarı artık anlayabiliyorsunuz. Benim işte ne kadar oldu? Aşağı yukarı 70 gün falan oldu Arjantin'de. 2 ay oldu. Aşağı yukarı artık gittiğimde 3 aşağı 5 yukarı bir yerin güvenli olup olmadığını anlayabiliyorum. Öyle. Şimdi dışarıya çıkalım. Söylediğim gibi dışarıda ne kadar çekim yapabilirim bilmiyorum ama çekmeye çalışacağım yani bir şeyler. Tucumán'ın merkezine geldim arkadaşlar. Burası devlet binası olarak geçiyor. Tucumán'da önemli tarihi ve önemli yapılar genelde şehir merkezinde toplanmış. Şurası Bağımsızlık Meydanı.
Genelde meydanlara verdikleri isim hep Plaza de Armas oluyor Güney Amerika'da, ama buraya Independence Square demişler, bağımsızlık meydanı. Buradaki kara etrafında tüm neredeyse önemli yapılar, tarihi yapılar burada. Onları gezeceğiz şimdi, onları göstereceğim size. Sonra farklı yerlere de gideceğiz. Devlet binasını bir de bu taraftan görün. Çok iyi ya yapılar. Yani bu Buenos Aires'te de bu yapılar bayağı güzeldi. Burada da epey güzel. Buenos Aires'ten sonra gördüğüm en iyi yapılar herhalde bu şehirde. Öyle söyleyeyim. Mimarisini falan bayağı sevdim. Tüm yapılar şu çevrede. Burada etrafımızı döneceğiz. Burayı bir gezdireceğim size. Sonra farklı güzel yerler de var. Oralara da gideceğiz. Burası da San Francisco Katedrali. Yani şu an tadilatta olduğu için gösteremiyorum. Anca bu kadarını gösterebiliyorum. Ama bayağı güzel. Yani benim hakikaten Buenos Aires'ten sonra gördüğüm en kalabalık şehir burası. Cordoba'ya da gittim ama buradan önce Cordoba'daydım. Cordoba bu kadar kalabalık değil. Meydanın adına Bağımsızlık Meydanı demiştim zaten. Bağımsızlık Meydanı'nın ortasında zaten bağımsızlık heykeli var. Arjantin'in bağımsızlığını simgeleyen bir heykel. Şurada farklı bir kilise var, oraya gideceğiz birazdan. Böyle arkadaşlar çevrede dönüyorum. Döndükçe işte ben de bugün geldim yani şehre, öyle söyleyeyim. Geldiğimde araştırma imkanı buldum çünkü tanımıyordum beni önceden. O yüzden beraber öğreniyoruz. Ben de işte bakıyorum. Bildiğim kadarını sizinle paylaşıyorum, öyle söyleyeyim. Bu katedral arkadaşlar 1685 yılında yapılmış. Bayağı eski diyebilirim buna. Yani hakikaten mimari olarak çok güzel. İçine girilemiyor sanırım çünkü kapıları kapalı şu anda. Ya böyle tarihi yerleri seviyorum ben. Daha doğaya vesaireye gidiyoruz ama böyle tarihi yerleri gördüğümde de gezmek hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden geldiğimde buraları da değerlendirmeye çalışıyorum. Ya merkez falan bayağı kalabalık olduğu için kamerayla rahatça çekim yapabilirim çünkü köşe başlarına falan da polis var yani, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum açıkçası. De merkezdeyim yani, en kalabalık yer burası. Burada sıkıntı olursa herhalde yürümek bile zorlaşır. Bir de insanlara bakıyorum yani, az çok öyle sıkıntı gözükmüyor. Ara sokaklar neyse de yani merkezde öyle büyük bir sıkıntı görmedim açıkçası, öyle söyleyeyim. Bu da bir farklı bazilika. Adı ne? Basilica de Nuestra Señora de la Merced. İşte bu Nuestra Señora dedikleri Meryem Ana Kilisesi olarak geçiyor. Yani önümden birileri geçiyor arkadaşlar, bakın. Şey yapıyorlar, Stardust çıkarıyorlar. Kilisenin önünden geçerken. Üç kişi gördüm, üçü de aynı hareketi yaptı. Stardust çıkarıyorlar. Demek ki burada olayı yaygın biraz. Dini olay yaygın. Diğer yerlerde bakın, karşıda kadın da çıkarıyor. Ve demek ki dini olay biraz daha yaygın gibi. Bu da Arjantin'in bağımsızlık evi. Arjantin'in bağımsızlığını simgeleyen yapılardan bir tanesi de bu. Bayağı büyük bir turistik bir grup geldi, böyle yaşlı teyze amcalardan oluşan. O yüzden istirahat ettiler burayı. Neyse, buranın önemine değineyim arkadaşlar. Tucumán Kongresi olarak bilinen kongre 9 Temmuz 1816'da Arjantin'in bağımsızlığını ilan ediyor. Ondan sonra da 1941 yılında ulusal tarihi anıtı olarak burayı işte Tucumán Evi olarak tarihi bir yere dönüştürüyorlar ve koruyorlar açıkçası. Şöyle bir çubuğa denk geldim. Bakalım, aldım da iki tane şeymiş ya. Sordum soğuk mu sıcak mı böyle. Ortalama falan filan yaptı. Yiyelim deneyelim de. Şekere batırdı bir de. Normalde ben bunu Şili'de denemiştim önceden. Oradaki soğuk yine sokaktan almıştım. Soğuk ama taze. Önceki denediğim kötüydü. Çıtır çıtır. Şekere batırdı bile bunu. Böyle göstereyim. Güzel. Çıtır en azından ya, gidiyor.
İlk yediğim bayağı kötüydü. Onu çikolataya falan batırmış adam. Sevmemişim. İki tanesini 100 peso verdim. O da yaklaşık işte 30 cent falan yapıyor yani. 6 lira 5-6 lira civarı. Merkezi bölgede görmek istediğim yerleri bitirdim. Burası da az önce bağımsızlık evini gördüğümüz yerin iç kısmı. Müzeye çevirmişler. Müze olarak kullanılıyor aslında burası. Oranın iç kısmı isteyen girip gezebiliyor. Burası çok farklı bakalım. Şehrin merkezinden çıktım. 2 dakika yürüdüm daha. Otogardan gelirken ben burayı görmüştüm işte terminalden gelirken. İlk burayı görünce dedim nereye geldik biz böyle. Bayağı değişti şehirler falan demiştim. Burası çok farklı böyle. Tam fakir insanların yaşadığı bölge burası. Genelde hep sokak satıcıları falan var. Burada kendimi pek güvende hissetmedim açıkçası öyle söyleyeyim. Merkez gibi değil burası. Bu yüzden geçerken böyle de ufaktan bir göstereyim dedim. Çok çekim yapamayacağım diyeceğim burada. Ben parkın olduğu yere geldim. Burası 9 Temmuz Parkı olarak geçiyor. Bayağı büyük bir yer. Yani bayağı büyük yeşil alan burası. Fakat kimse yok. Normalde böyle parklarda Arjantin'de insanlar olur işte giderler, otururlar, mate içerler, bir şeyler yaparlar, takılırlar yani. Bunun böyle boş olması bana çok şey gelmedi. Mantıklı gelmedi, o yüzden pek güvenemedim açıkçası buraya. Kimse yok. Normalde işte gençler olur, yaşlılar olur, birileri olur illaki. Çünkü bugün hafta içi. Hafta içi normalde işte gelen olmaz vesaire diye düşünebilirsiniz de öyle olmuyor yani. Parka giden illa birileri oluyor. Bir de yani şehrin içinde çok büyük böyle park alanı yok. Merkezde var işte. Zaten videoyu akşam kapatırız çünkü burada benim görmek istediğim bir tane mezarlık vardı. Bu buradaki Güney Amerika'daki mezarlıklar biraz farklı oluyor. Buenos Aires'teyken gidememişim. Tam deprem ertesinde denk gelmişti böyle. Mezarlık göresim yoktu çok fazla da. Burada hazır denk gelmişken bizim hostele biraz daha yakın orası. Akşama doğru gideriz oraya. Selamlar arkadaşlar. Söylediğim mezarlığa geldik de bakalım. Umarım açıktır. Google'un söylediğine göre 12.30'a kadar açık. Şu an saat 12'ye geliyor. Şimdi kapıya doğru giderliyoruz. Bayağı güzel bir mezarlığa benziyor. Girmeyi deneyeceğiz. Ağaca baksanıza. Burada böyle büyük ağaçlar oluyor genelde. Es muy grande. Ambu. Si, ombu. Ambu. Tipo, si. Ambu. Ombu, arboles. Ah, es abierto, okey. Bueno. Hostelden abiyle geldik. Bakalım. Deneyelim girmeyi. Allah girdik içeriye. Bakın böyle koca bir cadde var. Mezarlıklar böyle. Bir göstereyim dedim. Şil'de gitmiştik ama Şil'dekiler biraz daha farklıydı buraya göre. Buradakiler daha böyle şatafatlı diyeyim. Heykeller, meykeller var gördüğünüz gibi. Bayağı süslü yani. Ev tarzında. O yüzden buraya gelmek istedim açıkçası. Bayağı da güzel gözüküyor. Size gelmişken buraya da göstereyim dedim. Mesela Şil'deki mezarlıkta büyük olan şeyler aileler için oluyor da şurada mesela familia yazıyor. Bu da familia muhtemelen. Familia olanlar mesela şey oluyor. İçeride birden fazla kişinin mezarlığı oluyor. Mesela bakın içeride fotoğrafları görebiliyor musunuz bilmiyorum da camı. İçeride birçok insanın fotoğrafı var. Ben şu an kaç kişi görüyorum? 6 kişinin fotoğrafı var. 7 kişi hatta. Ve İsa şeyi falan var. Böyle ranza tipi de şey yapmışlar. Mezarlık. Onların içinde saklıyorlar sanırım. Ya şu karşıda da var. 5 kişinin 5-6 kişinin mezarı var mesela burada. Genelde bu tipteki evlerde şey oluyor işte. Ölenlerin de isimlerini buraya yazmışlar. Eso familia. Si. Familia si. Miguel Sanchez Corral. Okay. Miguel Sanchez Corral. Grande abuelita. Tipo para familia, si? Si, a veces si, a veces es uno, a veces dos, okay. A veces familia. Okay. Depende. Ah, depende. Depende dinero, si? Sí, igual esto es caro. Ah, esto es caro, sí, sí claro, claro. Gente de plata. Pero es lindo. Baksanıza arkadaşlar ya. Bayağı sanat eseri gibi yani düşünün. Bunlar normalde başka yerlerde, başka ülkelerde. Biz de mesela şunu antik kentlerde falan anca görürüz yani. Burada mezarlıklar böyle öyle düşünün. Bayağı güzel. Şu da familia mesela. Abinin dediği gibi şeye göre değişiyor diyor. Quadrosi, quadro di. Böyle parsel parsel ayırmışlar zaten burayı. Bayağı sokak sokak geziyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bayağı da güzel. Familia Mendes. Bakın şurada yine var. Burada önemli birilerinin mezarlığı var mı bilmiyorum. Fakat bayağı usta işi çalışmışlar yani bunlarda. Bu da familia. Yani gördüğünüz gibi merdivenli falan. Lüks.
Bizim Gabriel abinin de dediği gibi paraya göre değişiyor çünkü ne kadar para verirseniz o kadar iyisini alıyorsunuz muhtemelen. Giriş ücreti ödemedik biz buraya. Normalde Buenos Aires'teki şeyde Recoleta'da giriş ücreti falan ödüyorsunuz. 5 dolar civarı sanırım. Mesela bayağı eski kalmış gördüğünüz gibi. Hep bakım yapılmıyor muhtemelen. Bayağı kişi var ama içeride. Çok büyük burası. Bakın. Bütün aileyi herhalde ya da bilmiyorum. Aile olmaya da bilir hepsi. Hepsi burada. Bayağı büyük bina gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Burayı niye gösteriyorum? İnsanların işte nasıl yaşadıklarını vesaireleri diğer videolarda görüyorsunuz. İşte öldükten sonra da neler yapıyor bu insanlar? Nasıl gömülüyorlar? Sonuçta bu da kültürün, tarihin bir parçası burada. Onu da göstermek istedim. O yüzden mezarlığa geldik yani. Yok, normalde buradaki insanlar da soruyor bana niye mezarlığa gidiyorsun vesaire diye. Diyorum yani şey, bizim kültürümüzden farklı buradaki mezarlıklar. Onu göstermek istiyorum diyorum ya da görmek istiyorum diyorum. Ki ilk amacım görmek, size de göstermek gelmişken. O yüzden mezarlıklara da geliyoruz yani burada. Farklı bir amacımız yok yani. Muy diferente. İçeride bakın mesela kilise gibi burası direkt. Como iglesia, si? Arşada işte İsa'nın şeyi var. Eso iglesia o no? Como iglesia. Si, sí, pero no sé si es... Hı-hı. Si es de alguien o... Sociedad Italiana. Ah, Sociedad Italiana. Ah, okay. Es como de eso, la Sociedad Italiana es como una organización de inmigrantes. Bu şeyi de sordum, mezarlık kültürü buraya İtalya'dan mı geldi diye. Çünkü buraya zamanında çok fazla İtalyan geliyor göçmen olarak. Yani bazı İtalyanlarla konuştuğumda da son miembros de la sociedad italiana. Ah, sociedad italiana. Okay, sí. Aha, aquí. Se ve que son miembros de la sociedad italiana. Muy diferente. Sí, tienen como una capilla. Sí, como una. Así İtalyan komünitesinin mezarlığı. Ya bu mezarlık kültürü muhtemelen buraya İtalya'dan geçmiş. Çünkü bana İtalyan arkadaşlarım falan dedi. İtalya'da da mezarlar bu şekildeymiş. Hatta daha böyle şatafatlı oluyormuş sanırım İtalya'da. Varsa orada görenler, o da yazarsa biz de bilgilenmiş oluruz. Buranın kapısı açıktı mesela. Bak, görmesi rahat. Bayağı değişik ya. Bayağı içeride şeyler var gördüğünüz gibi. Papa falan. Böyle yani arkadaşlar, yani burayı da göstermek istedim size. Tucumán'dan ayrılmadan. Tucumán'da daha benim yapacağım bir şey yok. Buradan artık köylere doğru ilerleyeceğim. Kuzeye doğru çıkıyorum Arjantin'de. Oraya da bugün geçmeyi planlıyorum. Çantaları falan hazırladım. Hostelde duruyor. Birazdan işte hostele döneceğim. Sonra terminale ilerleyeceğim. Yani bu videoluk da bu kadar. Tucumán'da işte size şehri göstermeye çalıştım. Bize ilginç gelen veya şehirde tarihi yerleri falan, önemli yerleri göstermeye çalıştım. Öyle bir sonraki videoda görüşürüz artık. Bir sonraki videoda dediğim gibi farklı bir yere gidiyor olacağız, köylere. Oralarda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.